İstediğin şarkıyı emret o. Of, bir tatlı huzur anmaya geldim kalamışla. Müzik dinlemekten sıkılan ve biraz da diğer tarz müzikleri dinlemek isteyen ve bu arada ezelden beridir Türk sanat müziği dinleyen ve tabii ki söylemeyi de sevenlere ithafen hazırladığımız Erdem'le Samili programına hoş geldiniz demeden önce ülkemizin en açık sözlü, en çok mesajlar ileten ve bu arada da espri yapmadan duramayan tek sanat müziği programı Erdem'le Samili'ne tekrar hoş geldiniz. Ben solistiniz İnce Ergül. Ben Uğur Şantör, Murat Koyraz. Ben Özgür Şarma. Ve ben sunucunuz Erdem Gençtürk. İkinci haftanın sondan bir önceki Erdem'le Samili programında yine sizlerle birlikte olmanın heyecanı, keyfi, neşesi ve heyecanı, mutluluğu içindeyiz. Siz de bu heyecana, bu mutluluğa katılmak istiyorsanız hemen ama hemen 441-64-13 no'lu telefonu arayabilirsiniz. Tekrar diyorum 441-64-13'ü arayın. Derhal bağlantıya geçelim. Güzel şarkılarınızı söyleyin. Solistinizin şarkısını dinledikten sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Zülfleri tel tel olmuş yazıyor. Canım canım. Tek tek basaraktan, bade süzerekten, ince dizerekten. Gel canım gel ama. Tek tek basaraktan, bade süzerekten, ince dizerekten. Gel canım gel ama. Canım tek tek basaraktan, vade süzerekten, ince dizerekten. Gel canım gel aman. Tek tek basaraktan,
bade süzerekten, inci dizerekten. Gel canım, gel aman. Evet, İnci Hanım'a tekrardan teşekkür etmek istiyorum. Bu arada efendim, geçenki programda aramızda olmayan ama bugünkü programda yine aramızda olan sevgili Udi arkadaşımız Murat Poyraz'a bugün yine aramızda olduğu için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Şimdi biliyorsunuz programın solisti İnci değildi efendim, Ergül. Bu sefer artık takı yapmayacağım, öğrendim yani. Ama ona yardımcı olmak maksadıyla sevgili Udi'miz de bu arada arada sırada güzel şarkılarıyla bizlerle birlikte olacak. Efendim demin lafımı tam tamamlayamamıştım. Hemen 441-64-13'ü arayın. İstekte bulunan arkadaşlarımız, hani bu istekleriniz programı var ya televizyonlarda yayınlanan, aynı onun gibi istediğiniz şarkıyı hemen söylesinler. Ama bu arada eğer şarkı söylemek isterseniz de o güzel sesinizi dinlemeyi isteriz tabii ki. Burada istediğiniz eski bir şarkıyı söylersiniz. Arkadaşlarımız da enstrümanlarıyla size eşlik ederler ve böylelikle bak ne güzel konuşuyorum. Sesinizin güzelliği bir kat daha artar. Efendim bu arada affınıza mağduren, şarkı söyleme yüzdesi fazla olanların araması tercihimizdir efendim. Bunu söylediğim için özür diliyorum ama söylemek zorundaydım. Şimdi 441-64-13 arıyorsunuz ama saat 14'e kadar efendim, 14 en fazla 10 dakika geçer. Ondan sonra Sinem'le istekleriniz programı başlayacağı için onun programının müdamimlerine haksızlık olmamak maksadıyla 2'den sonra yani 2-10 geçiden sonraki telefonlarınız o programı istek ve mesajlarınız bırakmak namına gelecek 441-64-13'e. Yine çok güzel konuşmaya başladım ama 2-10 geçeye kadar bizim program için arayabilirsiniz, şarkınızı söyleyebilirsiniz, isteklerinizde bulunabilirsiniz dedikten sonra İnci Hanım hemen yine hareketli bir şarkıyla programa devam edeyim. Geçen programda söylemiş olduğunuz o acıklı şarkılardan sonra çoğu insan ağlamış ve bugünkü programda hareketli, eğlenceli şarkılar istemişti ve sizin mahur makamındaki o güzel şarkılarınızdan oluşan artık bir potpourri söylerseniz çok iyi olur. Biliyorsunuz değil mi potpourri? Böyle geçiş yapalım. Mahur Erdemciğim, geçen programdan beri bir mahur tutturdun gidiyorsun. Senin için mahur bir şarkı. Çek yüreği güzelim, uzanalım göksüye diyelim mi? İnci Hanım, İnci Hanım, hani şöyle hani kimi sanatçıların CD'lerinde vardır ya potpourri, 3 şarkıdan oluşur. Mesela bir şarkı söyler bitmeden pat ötekine geçer. Anlıyorum. Onu yapalım burada ya, biraz yapalım, havayı tabii, değiştirelim, güzel olsun, eğlenceli olsun. Yapalım mı öyle? Hadi siz düşüne durun. Bu arada 441-64-13 arayan dinleyicilerimiz varsa onlara da bağlantıya geçmeyi istiyoruz tabii ki bu arada. Tamam mı? Hazırsanız. Efendim burada büyük bir düşünme var. Herhalde çok süper şarkılar gelecek. Mahur arkadaşlarım geçmediği için şu anda hazır değiller. Ben hazırladım getirdim ama şimdi... O zaman yani eğlenceli bir şey olsun. Hadi hareketlenelim. Tamam, hareketli bir şey olsun da ne olursa olsun. Muhabbet bağına girdim bu gece. Açılmış günleri derdim bu gece. Vuslatın şahına erdim bu gece. Muhabbet uyulmaz bir pınar imiş. Ararım, ararım, ararım seni her yerde. Sorarım ıssız gecelerde sevgilim nerede. Ararım, ararım, ararım seni her yerde. Sorarım ıssız gecelerde sevgilim nerede. Yar yar aman, yar yar aman.
yüzüm, soldu yüzüm. Yar yaraman, yar yaraman, yar yüreğim oldu keman. Kavuşamayız yar ne zaman, yar ne zaman, yar ne zaman. Kavuşamayız yar ne zaman, yar ne zaman. Ah ne zaman. Evet İnci Hanım'a yine güzel bir teşekkürde bulunduktan sonra efendim ilk şanslı dinleyicimiz aramış. Eğer kendisi hatta hazırsa bir alo diyelim hep birlikte. Aynı anda. Alo diyelim İnci Hanım. Efendim buyurun. Alo. Alo. Ses gelmiyor. Yani, evet. Bir dakika şimdi sevgili arkadaşımız Nüvit bugün ana kumandada. Her şey onda. Ha, alo. Alo gel bir alo duyduk bir alo duyduk. Ben de duydum. Efendim herhalde şarkı esnasında dinleyicimiz aha yine bir alo. Alo. Çok öfkeliyorsun. Alo. Efendim herhalde ki dinleyicimiz uçtu gitti. Bundan bir şarkı daha sizden dinleyelim. Arkasından eminiz ki bir telefonumuz olacak. Böyle terslik olmayacak. Ara sıra böyle şeyler olabilir. Bu da bir güzelliğidir işin. Ama bir dakika herhalde bir dakika. Alo. Alo. Hele şükür efendim. Neredeydiniz bu kadar zamandır? Bizi böyle telaştan öldürüyordunuz. Ancak çıkarabildim efendim. Ay o kadar. Ben Yeliz Şeker. Efendim? Maltepe'den arıyorum. Maltepe'den arıyorsunuz. Yeliz Şeker. Yeliz Şeker Hanım. Evet efendim. Geçen perşembe programınızı dinledim. Ama aramadınız. Çok aradım. Düşüremedim. Aa, bugün ne şanslısınız? Bugün çok şanslıyım çıkarabildiğim için. Murat Poyraz'ı dinledim. Çok beğendik ailecek. Geçen programlarını dinledim. Geçen programlarını evet efendim. Murat Bey'den Zeki Müren'den bir parça rica ediyorum. Yeliz Hanım. Mümkünse eğer. Yeliz Hanım Murat Bey sizin için Zeki Müren'in en güzel şarkılarından bir tanesini söyleyecek. Efendim Yeliz Hanım siz kaç yaşındaydınız acaba? Yani soruyorum kusura bakmayın da. Rica ederim. Programın... 25 yaşındayım. Kaç? 25 yaşındayım. 25 yaşındasınız. Evet efendim. Ne kadar güzel böyle 25 yaşındaki dinleyicilerimizin de araması bizim için büyük bir mutluluk. Siz yaşınızı söylediğiniz için sizin gibi gençlere ithafen elimde çok güzel nasihatler. İşte gençlerin çalışma hayatlarında ne yaparlarsa başarılı olurlar şeklinde bir takım nasihatler buldum bir kitaptan. Onları ben defterime not ettim. Sizin namınıza size ithafen bunları okuyacağım. İlerleyen dakikalarda bunun müjdesini vermek istiyorum Yeliz Hanım. Bu arada arkadaşımız benim bu konuşmam esnasında Zeki Müren'den güzel bir şarkı ayarladı herhalde. Siz Murat Boyraz'ı çok beğendiğinizi söylemiştiniz. Kendisiyle biraz konuşmak ister misiniz? Tabii mümkünse. Evet, Yeliz Hanım mıydı? Evet efendim. Merhaba, nasılsınız efendim. Murat Bey? Teşekkür ederim. Sizi sormalı. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Bizler ailecek sizin hayranınız olarak Murat Bey sizden bir parça rica ediyorum. Anladım ki daha dolmamış çilem. Rica etsem acaba eyvallah. Söyleyebilir misiniz? Mümkün tabii, mü acaba? Okurum tabii okurum da. Yalnız tıkandığım yerler olursa bana siz de yardımcı olun evden. Bütün aile halkı. Tabii efendim. Oldu mu? Yeliz Hanım. Tabii. Tamam. Yeliz Hanım. Görüşmek üzere. Murat'ı daha bu ikinci dinleyişinizde bu ne büyük hayranlık. Eğer ikinci kere de böyle bir hayranlık duyuyorsanız 8-9 kere geldiği zaman kim bilir ne olacak efendim. Sesi çok güzeldi. Bizi ailecek aile olarak hayranlık yarattı. Çok güzel bir sesi var kendisinin. Teşekkür ediyorum size de Erdem Bey. Teşekkür ederim. Biz de size Yeliz Şeker Hanım efendi. Sağ çok güzel soyadınız var. Teşekkür ederim. Aradığınız için çok teşekkür ediyoruz. Programımız hafta içi her gün 13-15 saatleri arasında ama bu ekip haftada bir veya iki kere gelebiliyor. Diğer günler ben tek götürmeye çalışıyorum programı. Evet. Her zaman konuk olduğu zaman telefonunuzu bekliyoruz Yeliz Hanım. İnşallah efendim. Size de iyi çalışmalar teşekkür diyorum. Ederim. İyi günler. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Anladım ki daha dolmamış çilem, dolmamış çilem. Her günüm ıstırap, her günüm elem, her günüm elem.
içim kanalıyor. İnan ki hiç gülemem. İnan ki hiç gülemem. Her günüm ıstırap, her günüm elem var, her günüm elem. Teşekkür ediyorum. Murat Bey, size yine teşekkür ediyoruz. Bu arada bir telefonumuz var herhalde. Bir saniye. Alo. Alo. Aman efendim, aman bağırmayın. Korktuk ya. Alo. Buyurunuz, kendinizi bir tanıtır mısınız? Ben Atilla Şengüller. Maltepe'den arıyorum şu anda. Murat Bey, sesinizi çok beğendim. Her ya, zaman dinlemekteyim. İnci Hanım'a haksızlık etmeyin. İnci Hanım'ın sesi kötü mü? Hayır hayır, çok güzel bir sesi var. Her zaman dinlemekteyim. Sesini çok sevdiğim bir sanatçıdır. Teşekkür ediyorum onun adına. Teşekkür ederim. Pardon efendim, yaşlılığıma başlayın. Adınızın ilk harfi aklımda kaldı, tamamıyla aklımda kalmadı. Bir harfleri tamamı olacak şekilde adınızı tekrar söyler misiniz? Atilla Şengüller. Atilla Şengüller. Evet. Atilla Bey, şimdi siz kimsenin hakkını kimseye yedirmeyen bir kimse olarak, evet, bizim burada bir tane söylersem kızmayacaksın. Kanun kılıdır Özgür Şerman var. Onun da hakkını yemeyelim. O da güzel kanunu çalıyor, eşlik ediyor bize. Bir de ona bir şeyler söyleyin. Üzülüyor kendisi şu an, ağlamaklı. Ağlamaklı bir hal aldı. Buyurun Atilla Bey. Alo. Evet, Özgür Şarman sizi dinliyor. Ona da bir şeyler söyleyin. Onu da övün biraz. Yoksa iyi çalmayacak. Alo. Efendim? Sanatçıdan ses gelmiyor şu anda. Geliyor mu şimdi? Alo. Alo. Sanatçıdan görüşebilir miyim? Kiminle? Alo. Evet. Atilla Bey, sesimi duyuyor musunuz? Ben şu anda zor sesinizi duyuyorum. Niye? O kadar bağırıyorum şu anda, stüdyonun duvarları çatlamak üzere. Öyle mi? Şimdi ben esas ben Murat Bey'den bir şarkı isteyecektim. Ayıp olacak ama. Kimden isteyecektiniz? Murat Poyraz'dan. Peki hadi Murat Poyraz'dan bir şarkı isteyin o zaman. Evet. Dinliyoruz sizi. Alo. Alo. Atilla Bey, radyonun sesini biraz açar mısınız? Tabii. Ha, hele şükür ya. Ya birazcık kısın canım, fazla o kadar edemedim. Gerçekten görüşme mümkün mü? Kiminle? Murat Poyraz'dan. Tabii ki. Teşekkürler. Ne demek Atilla Bey, buyurun. Merhaba Atilla Bey. Merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, sizi sormalı. Her zaman sesinizi ve sesinize hayranım. Her zaman dinlemekteyim. Çok teşekkür ederim. Bu ne güzel mutluluk böyle. Programımıza da gitmekteyim şu anda. Aman, nereye? Her zaman ön koltuklarda oturmaktayım. Sizin o güzel sesinizi dinlemekteyim. Evet. Nasılsınız, iyi misiniz? Peki, teşekkür ediyorum. Kısa keseceğim, sizden bir şarkı dinlemek istiyorum. Tabii, ne istiyorsunuz, buyurun. Sevemedim Kara Gözlüm şarkısını. Tabii onu bir kıtasını ben biliyorum, diğer kıtasını da İnci arkadaşım biliyor, beraber okuyorum. Kardeş. Tabii. Oldu. Atilla Bey. Görüşmek üzere. Atilla Bey, bir saniye. Atilla Bey. Evet. Siz Özgür Şarman'a, sevgili kanuncumuza bir şey söyleyecektiniz, söyleyemediniz. Bir şeyler söyler misiniz onun hakkında? Kendisinin de sesi çok güzel, onu da çok beğenmekteyim. Ona da diğer işlerinize başarılar demekteyim. Başka hiçbir şey diyemiyorum. Teşekkür ederim Atilla Bey. Oldu, iyi günler. Evet Atilla Bey, aradığınız için size çok teşekkür ediyoruz. İstediğiniz şarkıyı Murat ve İnci Hanım, yani Murat Bey ve İnci Hanım sizin için söyleyecekler. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın. İyi günler. Sevemedim kara gözlüm seni doyunca, hep kıskandım seni elden ömür boyunca. Kuşlar gibi ikimiz bir yuva kuralım, ayırmasın meyan bizi ömür boyunca. Kuşlar gibi ikimiz bir yuva kuralım, ayırmasın meylan bizi
aramıza kimse gelip girmesin, ayırmasın inan bizi ömür boyunca. Aramıza kimse gelip girmesin, ayırmasın Mevlam bizi ömür boyunca. Bana cefa ediyorlar, bilmem nedendi. Benim korkum senden değil, kaderimdendi. Aramıza kimse gelip girmesin, ayırmasın Mevlam bizi ömür boyunca. Aramıza kimse gelip girmesin, ayırmasın Mevlam bizi ömür boyunca. Efendim muhteşemsiniz be, muhteşemsiniz ya. Şimdi sizin bu muhteşemliğinizden sonra bir telefon daha alır mıyız acaba ya? Tabii memnuniyetle. Efendim alo. 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 Hanımefendi nasılsınız, iyi misiniz? Alo. Efendim biz sizin alonuzu duyuyoruz, siz bizim alomuzu duyuyor musunuz acaba, alo? Ben duyamıyorum. O zaman radyonun sesini birazcık açın. Tabii ki bu arada biz hanımefendiyi beklerken biraz sonra 25 yaşında bir genç arkadaşımız aramıştı. Onu söylemiştim ya, bir şeyler olacak. Ona biraz sonra sıra gelecek konuşmadan sonra. Tabii bu arada hanımefendi hazır mısınız? Sesimiz geliyor mu şimdi? Alo. Alo. Efendim sesimizi alıyor musunuz? Ben radyom sesi fazla mı? Açık kısayım mı? Birazcık kısın. Yani ötmesin ki daha rahat konuşabilelim yani. Tamam. Ben Büyükada'dan arıyorum. Nereden arıyorsunuz efendim? Büyükada'dan. Büyükada'dan arıyorsunuz? Evet. Ay kusura bakmayın, daha önce oradan kimse aramadığı için anlayamadım yani, kusura bakmayın. Beklemeye aldınız beni. Efendim? Oradan aradım, beklemeye aldınız. Melahat Olcay. Bir saniye, isminizi tekrar söyler misiniz? Yazacağım artık. Melahat Olcay. Melahat Olcay. Evet. Melahat Hanım, efendim? Büyükada'da havalar nasıl? Bak, havalar şu anda çok güzel, herkes denize giriyor. Devamlı, arkadaşım şey söyledi. Havanız nasıl olursa olsun, 106.3 radyo tempodan ayrılmayın dedi. Çok güzel, kafiye yerimli bir şey buldun yani. Melahat Hanım, devamlı radyomuzu dinler misiniz orada? Ben dinliyorum da, iki hafta, geçen hafta da dinledim Murat Poyraz'ı. Eyvah, ya İnci Hanım... Geçen programda geldiniz. Geldi. Murat Bey sizden önce geldi ama onu söylüyorlar, söylemiyorlar yani. Vallahi bilmiyorum, ben daha önce de yine dinlemiştim. Murat sen neymişin kardeşim ya? Çok sen neymişsin ya? Oğlum gibi seviyorum onu. Oğlunuz gibi seviyorsunuz. Evet. Tamam Muratçım, seni buradan bir daha göndermeyeceğim. Yatakta alacağım, burada yatıp kalkacaksın. Her programda buradasın yani. Melahat Hanım. Efendim. Melahat Hanım. Efendim. Siz anladığım kadarıyla bir dakika. Önce bir yaşınızı bahşeder misiniz? Yaşım 47. 47 yaşındasınız. Evet. Çok güzel. Evet. 47 yaşındaki Melahat Hanım'dan. Bak ne güzel konuşuyorum. Ya canım yani benim böyle cümleler kurma özelliklerim vardır. Sevgili Melahat Hanım. Heyecanlıyım, belki beni kırarsınız bilemeyeceğim ama sizden birkaç cümlecik böyle bir şarkı mırıldanmanızı rica etsem. Bu şey kulunuzu, bu mahcup kulunuzu kırmaz da söyler misiniz acaba? Allah, onu benim ağzım bana yiyorum. Bir haller oldu. Ne güzel onu cümleler kuruyorum canım. Onu güzel söyleyeyim, yapamam da. Yalnız Murat Efendim? Yunus gibi isteyeceğim. Acaba mümkün mü? Rica ediyorum. Siz okur musunuz? Ben söyleyemem. Murat Bey'le görüşebilir miyim? Tabii tabii Murat. Hemen mikrofona. Merhaba Melahat Hanım. Nasılsınız oğlum? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Sesinizi çok beğendim. İnşallah devamlı dilerim. İnşallah. İki haftada sizi dinliyorum. Peki saygılar sunuyorum. Oldu. Yunus gibi acaba mümkün mü? Tabii olur. Aslında bu Yunus gibi benim annemin de şarkısı aynı zamanda. Evet.
Sizin için okuyacağım. Melahat Hanım. İyi günler. Siz bir yerde çalışıyor musunuz? Ev hanımı mısınız? Hayır, hanımı mısınız? Ev hanımı mısınız? Evet. Peki efendim. O zaman büyük adadan uzaktan arıyorsunuz. Sizi fazla meşgul etmek istemeyiz. Oldu. Murat Bey sizin şarkınızı söyleyecek. Her zaman için bizim program olduğunda aramanızı diliyorum sizden. Oldu. Devamlı arayıp dinleyeceğim. Zaten hep beğendiğim program. Melahat Hanım. Hani bu hayran olduğunuz Murat Poyraz var ya. Sizden evet. Acaba bir şiir okur mu diyor. Şarkı söylemediniz ya. Ben mi? Evet. Bir iki cümle yani. Ne olur ya bizi kırmayın madem bu. Şu anda hiç özlerimde bir şiir yok. Yani. Radyonuzu sizi de Murat Bey'i de hepinizi çok beğeniyorum. Devamınızı dilerim. Allah başarılar muvaffak dileyim. Melahat Hanım şiiriniz için çok teşekkür ediyoruz size. Bir dahaki programlarda yine görüşmek üzere. Bir dahaki sefere size güzel bir şiir ezberleyeceğim. Söz veriyorum. Peki o zaman biz bunu unutmuş değiliz. Bir dahaki programda aradığınız zaman size soracağız efendim. Oldu. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Hayatta başarılı olmak için her zaman bir şeyler üretin. İnşallah. Yani ne güzel konuşuyorum. Bu ara bana bir şeyler oldu. Efendim hoşçakalın. Hoşçakalın. Güle güle. Şimdi diyor ki sevgili Murat Poyraz, madem diyor Melahat Hanım şiir okumadı, Erdem diyor sen bir şiir oku da diyor en azından isteğim yerine gelsin diyor. Ben onu kıracağım ama giderim Fedon gibi bir tavernada tabak kırarım daha iyi ya. Şimdi madem şurada hemen gözüme bir şiir ilişti. Adı da Karnaval ve Dönüş. Acaba hanginizden fon rica etsem? Böyle çok duygusal bir fon istiyorum ya, çok duygusal. İnsanları ağlatalım ya, biraz sonra güldüreceğiz, eğlendireceğiz ama bir kerecik de anlatayım. Bu arada tabii telefonlar da gelmiş, ben şiirimi okuduktan sonra bir telefon alırız herhalde. Mis karnavalda eğleniyor. Her yanda haykırış ve gülüşler. Bir haftadan beri rüyalarımda sallanıyor vals etekleri. İçmek, gülüşmek eski zaman ihtiyadıdır. Bu karnaval geçmişte bağ bozumlarının belki yadıdır. Garp aleminde eğlenişin bir misali bu. Yunan, Latin ve Cermen'i tek cins eden hava. Esmiş bu mavi sahile bir musiki gibi. Neşeyle süslüyor verilen her ziyafeti, geçmiş devirlerin nice şirin kıyafeti, bir kısmı maskeli, bir kısmı maskesiz İslav güzelleri, Cermen güzelleri, hepsinden ince Anglo-Sakson güzelleri. Gül sinelerde, içki kadehlerde renk renk, mahrem muaşaka, aşkın dudaklarında kalan güllerin teri. Ben yolcuyum bugün. Nis karnavalda eğlene dursun. Ben yolcuyum bugün. Yolun ufkunda Çamlıca hala görünmüyor. Hala görünmüyor diyerekten sabırsızım. Yıllarca sevdiğim adalar, sevdiğim deniz artık görünseler. Dönsem vatan semasını artık bu ülkeden. Görsem Eren köyündeki leylaklı bahçede Canan'la bir zaman konuşup içtiğim yeri. Evet şiir bitti Muratçım. Fonu da bitirebilirsin. Telefonumuza alo da diyebiliriz. İstiyorsan bir alo bu sefer sen söyle. Alo. Alo. İyi günler. İyi günler. Murat Bey. Buyurun. Bugün çünkü herkes Murat aradığı için. Ben Remziye Şengüller. Kim efendim? Remziye Şengüller. Remziye Şengüller. Evet. Buyurun Remziye Hanım. Murat Bey'den oğlum Veysel ve sözlüsü için çok güzel bir şarkısı istiyorum. Hangisi? Kendinin bildiği bir şarkı. Ne şarkısı? Kendinin bildiği bir şarkıdan. Ya sen karar ver. Bu arada Remziye Hanım siz nereden arıyorum demiştiniz. Demiş Maltepe'den. Miydi? Maltepe'den Remziye Hanım. Evet. Şimdi ailecek dinliyorsunuz herhalde. Evet. Zaten Erdem'le Sami'yle ailenizin programı bir yerde. Evet. Bunu da bir kere daha söylemek istiyorum. Ama programın başında söylediğim bir şey daha vardı. Efendim telefonla canlı bağlantıya giren dinleyicilerimizin şarkı söyleyenlerin yüzdesinin fazla olmasını istemiştim. Değil mi? Ne güzel konuştum yine. Acaba Remziye Hanım bir şarkı söyler misiniz? Hayır burada maksat eğleniyoruz aramızda ya ailecek. Kimse yabancı yok. Arkadaşımız Udu'yla, sevgili Özgür'le, Kanuni'yle eşlik edecek. Ben bir söyleyeyim. Söyleyin efendim ne güzel. Ay imkanı yok onu yapamam. Ya bir iki söyle, bir iki cümle söylersiniz ya. Bizi mi kıracaksınız ya burada? Sanatçı dururken bana söylemek yakışmaz. O kadar da artık istihar etmeyin. Peki Remziye Hanım şiir okur musunuz? Yok. Onu da yapmazsınız. Bilemem. Siz ne yaparsınız? Hiç. Seyrediyorum, dinliyorum. Peki oldu o zaman. Hiç fazla istihar etmiyoruz. Remziye Hanım sizin madem Murat ve bu kadar iltifatta bulundunuz. Evet. İnci Hanım hiç hesaba katmıyor musunuz? O da güzel şarkılar söylüyor programımızda. O da bir solist. Ayıp oluyor. Kendisi biraz sonra terk edecek sizi diyor. Yapmayın. Çok güzel beğeniyorum. Çok güzel ama ben ondan ve oğlum için bir şarkı istiyorum. İnci Hanım'dan mı? Murat Bey'den. İnci Hanım'dan bir şarkı istiyor musunuz? Evet. Ya ondan da sonra isterim. Ondan da sonra bir dahaki programlar. Tabii. Peki efendim. Mesajınızı aldık Remziye Hanım. Oldu. Bir dahaki programlarda ararsınız yine görüşmek üzere tabii. Diyorum. Kendinize iyi bakın. Oldu. Bütün Maltepe'ye sevgiler. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
Evet sevgili Murat Boyraz, Remziye Hanım'ın istediği şarkıyı hazırladınız mı acaba? İstiyorsanız düşünmek esnasında bir iki şey söyleyebilirim hazır değilse şarkımız. Hemen tabii ki hazır değilim dedi. Yani ben de soruyorum yani. Sormamak lazım. Şimdi bize tabii konuşmak düştü. Hani biraz önce 25 yaşında bir dinleyicimiz aramıştı da gençlere ithafen onun namında bir şeyler söyleyeceğimi söylemiştim ya. Sıra ona geldi. Eğer bir iş yerinde çalışıyorsanız, nerede yazmıştım tam mı? Bir iş yerinde çalışıyorsanız ve hayatınızı kazanmak için çalışan her gence güzel bir nasihat. Evet, hayatınızı kazanmak için bir iş yerinde çalışıyorsanız bu söyleyeceğim nasihatı aman çok dikkatli dinleyin ve uyun diyorum. Hayatta çok 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 daha gözle görülür bir şekilde başarınız artacak efendim. İyi yapılan bir işten elde edilecek en büyük kar işçinindir. Bu kar parayla alakalı değildir. O daha iyi iş yapma kabiliyetini geliştirmiş demektir. Yaptığınız iş bizden bir parçadır, bize bağlıdır. Yaptığınız iş enerjiniz altındadır. Eğer bir insan bu zihniyeti güderse başarı şansını %100 arttıracaktır efendim. Bu söylediklerime dikkat eder uyarsanız çalıştığınız iş yerinizdeki başarınız %100 artacakmış. Şimdi biliyorsunuz programın bir özelliği var. Ülkemizin en çok açık sözlü, en çok mesaj ileten ve en çok espri yapan sanat müziği programı olduğu için ne yapıyoruz? Mesajlarımızı hiçbir zaman eksik etmiyoruz. Şimdi okuduğum bu güzel nasihatta olduğu gibi. Ben yoruldum Murat'cığım, artık biraz mikrofonu sana bıraksam da ben dinlensem diyorum. Tabii. Teşekkür ederim. Alo, alo diyorum. Efendim heyecanlandım, telefon varmış. Dinleyiciyi bekletmek olmaz ya Murat'cığım. Sen buradasın, dinleyici telefonda. Belki telefonu kesilir, bir şey olur. Bir alo diyelim. Alo. Alo. Şarkı alo. Altında, değil mi? Alo efendim, sizi dinliyoruz. Ha, Erdem Bey. Efendim adınız? Ha, iyi günler. İyi günler efendim. Öncelikle kutluyorum böyle güzel bir program yaptığınız için. Biz de sizi aradığınız için size teşekkür evet, ediyoruz. Ben Maltepe'de Michelin lastikleri bayisiyim. Ne efendim? Michelin lastikleri bayisiyim. Michelin lastikleri bayisiniz. Evet. İnci Hanım gibi bir yeteneği bulduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ya. Kendisini biz değişik yerlerde, tabii müzik hollerde dinledik. En sonunda zaten Fenerbahçe tesislerinde. Oo, İnci Hanım sizin de hayranlarınız aramaya başladı artık. Bilmeyebilir. Ama mikrofona yaklaşık. Ama biz gerçekten zevkten dinliyoruz kendisini. Peki, Michelin lastikleri bayisi, sevgili evet. Beyefendi, adınız neydi? Mustafa Nair. Mustafa Nair. Evet. Adınızı çünkü demin söylememiştiniz herhalde, değil mi? Öyle mi? Söylemiş miydi? Herhalde söylemedim. Herhalde bayiliğinizin ismi daha önemli. Daha önemli tabii. Mustafa Bey. Şimdi aslında İnci Hanım tabii tüm şarkıları güzel söylüyor. Terbiyeli güzel bir ses var. Ancak kendi besteleri de var. Onun o yönünü biliyor musunuz bilmiyorum. Kendisine ait çok güzel şarkılar ve çok güzel besteler var. Onlardan bir tanesini dinlersek çok daha mutlu olacağız. Acaba hangisi? Olabilir mi? Hangisi Mustafa Bey? Bir kopya verin. Yalnız isimlerini tabii kendisi... en son çıkardığı bir şeyi var. Kaseti mi var? Kaset değil de öyle bir jingle mahiyeti, yani bir çalışması var. Eğer ondan mırıldanırsa gerçekten bizi mutlu eder. İnci Hanım, benim haberim yoktu bundan. Zannediyorum. İnci Hanım duyuyor mu beni? Duyuyor. Mikrofona yaklaştınız. Evet duyuyorum Mustafa Bey. Evet. Söyleyebilir misiniz böyle az da olsa, hiç değilse bir kıtasında olsa söyleyebilir misiniz acaba? Söyleyecek hiç şansı yok. Hiç şansı. Peki Mustafa Bey, peki, siz şarkı söyler misiniz? Efendim? Siz şarkı söyler misiniz? Şarkı söylesem zaten sizin radyonuzu dinlemem. Söylemezsiniz. Kendim söyler, kendim dinlerim. Ha, yani bizim için burada söyler misiniz bir tane? Valla mümkün değil. Olsa öyle bir yetenek. Peki şiir okur musunuz? Şiir okur musunuz Mustafa Bey? Efendim? Şiir okur musunuz? Şiir mi? Evet. O artık daha ilkokulda kaldı. O da yok. Peki o. Evet, biz İnci Hanım'dan en iyisi öyle. Yani kendi bestesi, eğer lütfederlerse kendi bestesini peki, dinlemeyi istiyorum. Peki bizde teklif barışlar yok Mustafa Bey. O zaman İnci Hanım sizin o şarkıyı söyleyecek. Size. Her zaman için programımızı teşrif etmenizi dileğiyle. Çok teşekkür ederim. Sizlere yani size hoşça kalın diyoruz ve Michelin lastikleri bayinin evet. Gelecekte çok iyi işler yapması temennisinde de bulunuyoruz. Başarılar diliyoruz. Hoşça kalın efendim. Başarılar diliyoruz. Evet şimdi Sayın Mustafa Nayır için okuyorum. Ben kendi bestemi. Sensiz seninleyim bu gece diyoruz. Biz de dinliyoruz. Ben de bu gece sensiz kor bir ateşim. Ben sensiz yıllarım yaşam yorgunum. Ben bu gece sensiz batan güneşim. Çekilen hasretim bir ömür boyu. Ben bu gece sensiz kor bir ateşim. Ben sensiz yıllarım yaşam yorgunum. Ben bu gece sensiz batan güneşim. Çekilen hasretim bir ömür boyu. Sensiz seninleyim bu gece. Ruhum karanlığa doğru yürüyor. Resmin var şu an elimde.
gece sensizlik çok zor geliyor. Sensiz seninleyim bu gece. Ruhum karanlığa doğru yürüyor. Resmin var şu an elimde. Bu gece sensizlik çok zor geliyor. Gece sensiz eski bir kağıt. Ben sensiz çukurum yalnızlık dolu. Ben bu gece sensiz acı bir ağıt. Çekilen cezayım bir ömür boyu. Ben bu gece sensiz eski bir kağıt. Ben sensiz çukurum yalnızlık dolu. Ben bu gece sensiz acı bir ağıt. Çekilen cezayım bir ömür boyu. Sensiz serinliğim bu gece. Ruhum karanlığa doğru yürüyor. Resmin var şu an elimde. Sensizlik çok zor geliyor. Sensiz seninleyim bu gece. Ruhum karanlığa doğru yürüyor. Resmin var şu an elimde. Bu gece sensizlik çok zor geliyor. Evet İnci Arama, büyük büyük teşekkürler ediyoruz. Tabii bu arada biraz önce bir hanımefendi Murat Poyraz'dan bir şarkı istemişti. Onu unutmuş değiliz. Hanımefendi aman bize kızmayın, bizi dövmenize gerek yok. Arkadaşımız o şarkıyı sizin için söyleyecek. Motor gibi konuşmaya başladım. Sırada bir dinleyicimiz var. Biraz programa renk katmak amacıyla böyle konuşuyorum. Bak Murat'cığım şarkı aklında değil mi? Biraz önce dinleyicimize hayatta haksızlık etmek. Onun şarkısını söyleyeceksin. O aklında kalsın. Bir dinleyicimiz varsa hatta ona bir alo diyelim. Alo efendim. Alo. Efendim merhaba. Merhaba. Efendim nasılsınız? İyi misiniz efendim? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz deyiz efendim. Bir kendinizi tanıtın artık, yani çok klasik. Ben Mine. Mine Hanım. Nereden arıyorsunuz Mine Hanım? Pendik'ten arıyorum. Pendik'ten Mine. Kaç evet. yaşındasınız efendim? 25. Oo, 25 yaşında bu ikinci dinleyicimiz oldu. Peki Mine Hanım. Evet. Pendik'ten arıyorsunuz. Ben sizi dinliyordum. Biraz dedim eşlik edeyim. Bir şarkı okuyayım isterseniz. Aman ne okuyayım. Güzel. Şimdi sizi alkışlamazsam olmaz yani. Tamam şimdi. Amacıma, gayeme ulaştım, bir dinleyicimiz şarkı söyleyecek. Şimdi sohbetimizin başında söyleyeceğiniz şarkıyı bir söyleyin. Arkadaşlarımız o şarkıyı hazırlanırken bir iki cümle biz yine sohbetimizi ederiz. Hangi şarkıyı söyleyeceksiniz? Dönülmez akşamın ufkunda. Oo, bravo. Bravo. Şimdi tamam, çok güzel. Tamam, o şarkıyı dinleyeceğiz sizden Mine Hanım. Siz bir iş yerinde çalışıyor musunuz veya okuyor musunuz öyle? Şu anda hiçbir şey yapmıyorum. Peki, güzellik uzmanıyım ama şu anda tatildeyim. Yani okula gidiyor muydunuz? Tabii gittim. Hangi okula gittiniz, bitirdiniz? Kartal. Kartal'da liseyi bitirdiniz. Evet. Üniversiteye gidecek misiniz? Şu anda düşünmüyorum çünkü yani evlendim. Bazı başka yani şeyler var kafamda. Anladım. Ama ben size madem liseyi bitirdiniz, üniversiteye şu anda gitmeyi düşünmüyorsunuz ama tahsille ilgili çok güzel bir sözüm var benim. Bilmiyorum bu konuşmadan sonra nasıl gider gitmez ama en azından hafızanızın bir kenarında bulunsun diye onu söylemek istiyorum. Dinliyor musunuz Mine Hanım? Evet. Tahsil meyvanın kendisi değil. Sadece bilgi ağacından meyve toplamaya yarayan bir merdivendir. Hı hı. Nasıl efendim? Çok güzel. Bunu sizin namınıza bütün öğrencilere, bütün gençlere ithafen söylemiş oldum. Biliyorsunuz teşekkür benim ederim. Bir huyum vardır. Herkese ithafen bir şey bulurum yani bu programda. Peki Mine Hanım, hazır mısınız? Biraz heyecanlandım ama. Heyecanlandınız. Peki heyecanınızı gidermek için ben bir şarkı söyleyeyim, ne yapayım? Olabilir. Yok yani şimdi o zaman olma, hemen olabilir diyorsunuz. Bir kere de tamam hazırım diyen tamam, çıkmaz tamam, yani. Hazırım. Şimdi biliyorsunuz zaten. Ben daha önce bu programda fıkra anlatıyordum. Hı hı. Şimdi ben size bir fıkra anlatırdım ama sanat müziği programına baktık ki fıkra gitmiyor yani, iyi olmuyor. Onun için sizi güldüremeyeceğim. Heyecanınızı anca bir iki cümle daha konuşarak belki giderebiliriz. Mine Hanım, siz genellikle hep şarkı söyler misiniz boş kaldığınız zamanlarda? Vallahi ben şarkıyı çok seviyorum. Müzik yani benim hayatımın yarısı. Hayatınızın yarısı. Amatörce. Ama... Efendim? Şiirler yazıyorum, şarkı sözleri yazıyorum. Yani kendi çapımda. Şimdi o zaman.
Şarkınızdan önce bir dörtlük okur musunuz? Belki heyecanınız gidebilir. Bırak giderken ellerini. Bırak kalsın yüreğinin sıcaklığı. Götürme hepsini benden çalıp da. Bana biraz bir şeyler kalsın senden hatıra. Yeter mi şiir? Yeter Mine Hanım, yeter. O zaman şiirinizi dinledik. Çok güzel. Yani siz çok kabiliyetli bir gençsiniz. Diğer gençlere örnek olmanızı istiyoruz bu açıdan. Biz Radyo Tempo üyeleri olarak. Şimdi Murat arkadaşımız Udu'yla ve sevgili Özgür Şarban arkadaşımız Kanunu'yla sizin o güzel şarkınıza eşlik edecek ve böylelikle sesinizin güzelliği bir kat daha ortaya çıkacak ve size nice nice plakçılardan teklif gelecek efendim, eminim. Hazır mısınız? Peki, tamam. Ben şarkıya gireyim mi? Ne zaman isterseniz girebilirsiniz. Peki. Ah, dönülmez akşamın ufkundayım. Vakit çok geç. Bu son fasıldır ey ömrüm. Nasıl geçersen Bendikten Mine Hanım, size çok 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 teşekkür ediyoruz. Bu demek ki İnci Hanım rahatsızlanıp programa gelemediği zaman sizi programın solisti olarak buraya çağırabiliriz anlamına geliyor. Teşekkür ederim. Yani aslında daha güzel okuyabilirdim ama biraz gerçekten fazla heyecanlı. Hep öyle derler zaten. Önemli değil.
Mina Hanım, tamam, sizi hadi. Kendinizi çok iyi hissettiğiniz bir zamanda arayayım. Sesinizi dinlemek isteriz ki böylelikle aradaki farkı bir öğrenelim, görelim ne kadar bir fark varmış arada. Duydunuz beni. Hı, tamam. Tamam. Peki son olarak söyleyeceğiniz bir şey var mı telefonunuzu kapatmadan önce? Bakınız biz uçurmuyoruz, görüyorsunuz hiçbir telefonu. Tamam, teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorsunuz. Her şeyi gönlünüzce, gönlümüzce olsun diyorum. Bütün sevdiklerime buradan selam gönderiyorum. Peki, oldu Mina Hanım. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Oldu, öptüm. Şimdi İnci Hanım, siz çok güzel şarkı söylediniz. Murat Poyraz Beyefendi, siz de çok güzel bir şarkı söylediniz. Ama. Demin bir hanımefendi bir şarkı... Bir dakika, sana sıra gelmedi. Demin bir hanımefendi bir şarkı istemişti, hatırlıyor musun? Unutmuş değilim onu. Hayatta unutmam onu. Şimdi sıra biraz önce senden şarkı isteyen hanımefendinin isteğini yerine getirmedi. Vallahi efendim, şimdi eğer ki hafızam mı şaşırmamışsam, Melahat Hanım galiba. Remziye Hanım mıydı? Remziye Hanım. Hanım olabilirdi o şarkı isteyen. Bak ne kadar zekalıyım ya, unutmamışım. Bravo. Yani. Bravo verdin. Alkışlasanıza bir canım beni. Evet abi. Herhalde ki Remziye Hanım içindi o şarkıyı. Ve onun için de gitsin. Ve bütün herkes için gitsin peki. Ondan sonra bir telefon bağlantısı alırız herhalde. Hasretim ki bir çabam yok, bir çabam yok varam diye. Yandım Allah susuzluktan, içmiyorum, içmiyorum haram diye. Yandım Allah susuzluktan, içmiyorum, İçmiyorum haram diye. Gözüm sende, gönlüm gönlüm, gönlüm sende. Ben yok oldum artık bende. Gözüm sende, gönlüm sende. Ben yok oldum artık bende. Çağırsan da gel desen de inan gelmem, inan gelmem ferman diye. Çağırsan da gel desen de inan gelmem, inan gelmem. Vay sürmeli sürmeli, ben bilmem ayrılıyam, severken sevdirmeli. Herkes gazete okur. Önemli olan gazeteyi iyi seçebilmek. Yeni Boyut gazetesi. Dünyada ve Türkiye'de Yeni Boyut. Evet, 106.3 Radyo Tempo'da Erdem'le İslam Yeri programımız devam ediyor. Eğer hatta bir dinleyicimiz varsa onunla konuşabiliriz herhalde. Alo. Alo. Efendim, merhaba. İyi günler Erdem Bey.
İyi günler. Acaba kiminle konuşuyoruz? Maltepe'den Nesrin. Kim? Nesrin. Maltepe'den Nesrin Hanım. Evet, evet. Efendim ne iş yapıyorsunuz? Ben Maltepe Kamil Koç firmasından arıyorum. Otobüs firması. Ne demiştiniz? Tekrarlar mısınız? Maltepe'den Kamil Koç. Kamil Koç. Kamil Koç. Yani, turizm seyahat ajantası oluyor. Evet, Kamil Oradan Koç. Seyahat otobüs ajantası. Evet. Doğru söyledim zaman, mi? Her zaman dinlerim bu programınızı. Peki siz Kamil Koç seyahat ajantası demiştiniz. Evet. Ne yapıyorsunuz? Ne iş yapıyorsunuz orada? Burada bilet satışı oluyor. Bilet satıyorsunuz. Evet, evet. Ve bu esnada bizi dinliyorsunuz. Tabii, bizim kendimizin ajantı olarak çalışıyoruz. Peki Nesrin Hanım, şimdi niye size iki kere Kamil Koç falan böyle reklamını yaptırdım biliyor musunuz? Sizi borçlu çıkarayım da. Evet, ödemede bulunun yani bize şimdi. Ama ödemede bulunmayın, istemiyoruz. Sizden bir şarkı dinleyelim. Yani bütün Kamil Koç, orada kimler varsa arkadaşlarınız, sizi güzel sesinizi dinlesin istiyoruz. Ay, benden mi istiyorsunuz? Ay, orada iki tane değerli sanatçımız varken yani... Efendim? Orada iki tane değerli sanatçımız dururken... Benim söylemem çok yanlış. Siz değersiz mi sanıyorsunuz kendinizi? Hayır, değersiz olarak görmüyorum ama. Ya bir söyleyin bir şarkı kendime ya. Kendime güvenemiyorum şu an. Hayatta söylemez misiniz? Yani söyleyeyim. Sanatçılarla birlikte söyleyeyim. Yani, peki tamam, öyle olur. Dinlerken olur. Yani ama sizin sesinizin ön planda olmasını istiyoruz biz. Ön planda mı? Ay, oradan kaçarsınız. Efendim? Oradan kaçarsınız. Buradan telefon. Kaçmayız biz. Buradan kaçmayız. Bizim burada kenetlendik biz buraya, merak etmeyin. Yani şimdi... Bir şarkı var mı istediğiniz? Hemen adını söyleyin, arkadaşlar hazırlansın ona. Ben aslında Dönülmez Akşam Olur Ufkumuzun şarkısını isteyecektim ama... Onu söyledik ama ya. Evet, söylendi. Nesrin Hanım, sevgili Kamil Koç'un seyahat ajantasında bilet satan Nesrin Hanım, o şarkıyı biraz önce söyledi arkadaşımız. Ne kadar reklam yapıyorum ya, bakın. Yani şimdi o şarkı olmasın da diğer bir şarkı var mı bildiğiniz? Dönülmez Akşam Olur Ufkumuzun başka? Bir hafızanızı zorlayın. Evet, Elveda İstanbul. İstiyorum. Hangisi? Elveda İstanbul. Evet. Şimdi Dönülmez Akşamın Ufkundayınızdan çıktınız, günümüze geldiniz yani. Günümüze geldik, evet. Şimdi arkadaşlar böyle son model şarkıları pek söylemiyorlar biliyorsunuz. Fasıl program olduğu için bu. Mesela onlar yani şu anda şey söylüyorlar. Bir bahar akşamı rastladım size. Kimin? Olabilir. Çok güzel olur. Güzel. Evet. Peki siz de söyler misiniz bu şarkıyı? Eğer söyleme imkanım olursa söylerim. Peki o zaman biz sizin telefonunuzu hatta tutacağız yani, ama katılacaksınız ama şarkıya. İnşallah. Peki o zaman o şarkıyı... Ben bir şey söylemek istiyorum. Tabii buyurun Nesrin Hanım. Ben Murat Bey'i ve İnce Hanım'a çok çok teşekkür ediyorum. Özgür çok Bey'i unutmayın. Özgür Bey'i unutmayın. Özgür Bey'e de ben aslında onu da söyleyecektim. Siz hemen araya girdiniz. Ben mi? Özür dilerim. Teşekkür ediyorum. O da size teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Başarıdan devamını diliyorum. Ben de size teşekkür ederim. Bir şey soracağım ya. Efendim. Bilet fiyatları ne kadar oldu Ankara'ya? Nereye gitmek istiyorsunuz? Ankara. Ankara. Evet. Cazip fiyatlarda olabilir diyorum. Ne yani, demiştiniz? Ne dediniz? Yani kesin fiyatını mı söyleyeyim? Neyse söylemeyin. Söylemeyeyim. Söylemeyin yani rakipleriniz sonra size kızabilir yani. Merkez. Tabii ki doğaldır. Özgür Bey'imizin aklına başka bir şey gelmedi soracak. Ankara'da gideceği falan yok yani. yok şimdi öyle deme. Yani. Şimdi Nesrin Hanım sizi bizim bu... Neydi o şarkımı biraz önce söyledim? Bir bahar akşamı rastladım sizi İnci Hanım ve Murat Bey söyleyecekler. Evet. Siz de ona eşlik edeceksiniz. Etmeyin. Eğer ki baktım ki eşlik etmiyorsunuz. Evet. Kamil Koç'a baskın var bugün. Bekleriz. Tamam mı? Tamam, ama yok oldu. Biz geliriz, siz bir şarkınızı da söyleyin yani. Eşlik etmeye çalışırım. Peki o zaman hattasınız. Tamam. Nesrin Hanım. Efendim. Afyon'a gideceğim. Ya bırakın, ben Paris'e beni gideceğim. Ne olacak şimdi, Paris'e gideceğim ben, hadi bakalım. Ay, bir de her yere gönderdi, hiç merak etmeyin. Oy, otobüs tahsis edeceksiniz. Nesrin Hanım'a Hicaz makamında bir şarkı hediye ediyorum. Hayır, dediler zamanla hep azalırmış. Ama şimdi Nesrin Hanım o şarkıyı da söyleyecek sizinle beraber ama. Öyle mi? Tabii, o da söyleyecek. Tamam. Onun için. Bir de eşlik edecek. Edeceksiniz tamam. Nesrin Hanım, pekala. Bakın. Hadi başlayabiliriz. Bir bahar akşamı rastladım teyze. Ali Ferdi. Bir bahar akşamı rastladım teyze. Bir bahar akşamı rastladım teyze.
şaka. Programımıza bir solist daha kazandığımız için çok ama çok mutluyuz, biliyor musunuz? Çok teşekkür ediyorum. Mutlaka kısa süre sonra ziyaretinize geliriz. Programımıza siz de yine bekleriz. Aradığınız için ikimiz aynı anda konuşuyoruz, olmuyor şimdi. Buyurun, buyurun. Yani diyecektim ki her programımızda, yani böyle konuklu programlarda telefonunuzu bekleyeceğiz. Tabii inşallah. Şarkınızı da bekleyeceğiz. Aramaya çalışacağım. Peki Nesli Hanım. Hoşçakalın, devam edin. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın, görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim, iyi günler. Şimdi İnci Hanım. Dan şarkı dinledik. Murat Poyraz'dan şarkı dinledik. Geldi. Geldi programın en büyük astrolojilerinden bir tanesi. Sevgili Kanun Kılıtır beyefendi, kızmayacaksınız. Benim hatam yok. Özgür Şarman'a. Ama ondan önce minik bir duyuruda bulunacağım. Biliyorsunuz ben programın başında 2'yi 10 geçeye kadar bizim program için canlı bağlantı gerçekleştireceğimizi söylemiştim. Şarkılarınızı söyleyeceğinizi söylemiştim. Hakikaten de aradınız, şarkılarınızı söylediniz. Güzel sohbetlerde bulunduk. Ama şundan, yani şu dakikadan itibaren Sinem'le istekleriniz programı başlayacak, biliyorsunuz saat 3'te. Onun programının müdamimlerine haksızlık yapmamak maksadıyla bizim program için canlı bağlantıları burada kesiyoruz. Şu andan itibaren tabii ki yine 441-64-13'ü arayabilirsiniz ama Sinem ve istekleriniz programı için mesaj ve isteklerinizi yazdırmak için kendisi şu anda geldi, dinliyor da programı. Artık bizim programla telefonlarınızın ilgisi alakası kesilmiştir efendim. Çok üzgünüm, zaman hemen geçiverdi ama tabii biz buradayız, saat 3'e kadar buradayız. İnci Hanım en güzel şarkılarını söyleyecek sizler için. Murat Poyraz en güzel şarkılarını söyleyecek sizin için. Özgür Şarman en güzel şarkısını söyleyecek sizin için. Böylelikle programı dolduracağız ve biliyorsunuz bizim programın bir özelliği var. En çok mesaj veren program olduğu için programın sonuna doğru yine bir kısım, birçok tabii ki mesajlarım var. Onları da yer yer okuyacağım. Hatta madem bu kadar mesajdan falan bahsetmişken, telefonlarımızı da madem artık kestik, size bir şey soracağım. İnsanlar niye hata yapar? Sevgili İnci Hanım, insanlar niye hata yapar? Bak ne güzel sohbet konusu açtım şimdi. Çünkü çok güzel bir şeye bağlayacağım bunu sonra. Ben de böyle sohbetlere bayılırım. Hadi zaten. O zaman edelim, sohbet edelim hadi. İnsanlar niye hata yapar? Bir cümle. İnci Hanım düşünmeyin. Çok düşünecek salla, bir soru hani benim için. Sizden şarkısı var. Salla, öyle, ya, salla, salla diyor ya. Hazırlıksız da yakaladın beni Erdemciğim. İnsanlar niye hata yapar? Niye bence hata? İnsanlar hata yapmamalı da neden hata yaparlar? Zannediyorum çok erken yaşlarda cahillikten, tecrübesizlikten hata yaparlar. İleri yaşlarda da. Tamam. İleri yaşlarda da düşüncesizliklerinden diyorum ben. Peki öyle diyorsunuz. Özgürcüğüm gel buraya, hiç kaçma. Senin şarkını dinleyeceğiz. Bak ne güzel sohbet ediyoruz. Senin heyecanını yatıştırmak için yani. Şimdi geldik Murat Poyraz beyefendi. Olmaz. Ya bak İnci Hanım'ı dinledik. Acaba insanlar niye hata yapar? Sen konuş. Belki çok sıkıldıklarından, belki ekonomik sıkıntı, belki hayat ortamı, bu kalabalık. Tabii ne yapıyor? Bütün beyinler doluyor. Bu da ufak tefek hatalar yapmaya göz yumabiliyor. Benim düşüncem bence bu. Çünkü ben bunu... Cahil olduklarından yapıyorlar. Evet, ben aynı. Mantıklı insanlar. Helal olsun sana. Tabii. Hata yapmaz. Mesela ben. Ama şarkı söylemeyeceğim. Hata yapmış olabilir. Eyvah şimdi. Neyse efendim, şimdi şunu bağlamak için hemen şunu söyleyeceğim. İnsanlar niye hata yaparlarmış biliyor musunuz?
çok iyi dinleyin. Bu kadar sohbet ettikten sonra bu anlamlı söze lütfen kulak verin. Siz sevgili dinleyiciler ve siz sevgili konuklarım, siz ana kumandadaki çok saygıdeğer dostlarım. Hayatınızdaki ki hayatımızdaki hataların çoğu düşünmemiz lazım geldiğinde hissetmekten ve hissetmemiz lazım geldiğinde de düşünmekten ileri gelir. Ne kadar anlamlı bir söz. Bir daha tekrar etmeme gerek var mı? Hayır yok, anlaşıldı. Hadi Murat'ı kırmayalım. Murat bugün çok ilgi aldı. Onun hatırına bir kere daha tekrar edeceğim. Hayatımızdaki hataların çoğu düşünmemiz lazım geldiğinde hissetmekten ve hissetmemiz lazım geldiği zaman düşünmekten ileri gelir. Söyleyen kimmiş biliyor musunuz? John Collins. Ya ne güzel bağladık. Şu arada sevgili dinleyiciler, bu Özgür Şarman'ı ikna etmek, yani hani bu hükümet krizleri oldu da hani hükümeti kuramadılar, ne uğraşıldı falan, ondan zor canım ya. Bir şarkı söyleyeceksin, o güzel sesinde hasta insanlar var, ne olur. Repertuara bakıyor. Peki o repertuardan bir şarkı düşünürken biz İnci Hanım'dan bir şarkı isteyelim şimdi. Çok ara oldu yani. O Murat Özgür bir şarkı söyleyecek. Ama bir de işte sizden bir şarkı dinleyelim. Arayı soğutmayalım yani. Hareketli böyle mahur makamında var mı bir şarkınız? Mahur değil. Hicaz okuyayım ben. Hicaz olsun, Hicaz olsun, Nihavent olsun. Bir sürü makamlar var. Neydi, unuttum gitti makam isimlerini işte. Hangisi olursa ya. Kafanıza göre takılın, bir şeyler söyleyin. Hareketli olsun. Ağlatmayın yani. Çok yok hayır. Çok hareketli de değil, çok ağır da değil. Dediler zamanla hep. Peki oldu. Peki yani. Oldu. O zaman o şarkıyı dinleyelim. Söyleyeceğim onu, evet. Dediler zamanla hep. Hadi ben başlıyorum. Unuturmuş gidenler. Ne diye devam edelim. Dediler zamanla hep. Unuturmuş gidenler. Olsun bana senin. Geçen yıllarım yeter. Dediler zamanla hep. Azalırmış sevgiler. Olsun bana seninle geçen yıllarım yeter. Nasıl olsa her şey zamanla sonu yok mu? Küsecek kadar çok mu? Nasıl olsa her şey zamanla sonu yok mu? Ömür dediğimiz şey küsecek kadar çok mu? Sonu yok mu? Ömür dediğimiz şey küsecek kadar çok mu? Nasıl olsa her şey zamanla sonu yok mu? Ömür dediğimiz şey küsecek kadar çok mu? İnci Hanım, bravo size, bravo. Şimdi sevgili Özgür Şarman arkadaşım, şarkını hazırladın mı? Hazırladım. Sen güzel bir şarkı söyle. Ondan sonra sürpriz araya bir şarkı gireceğiz. Sen bu arada bol bol dinleneceksin. O zaman sen şimdi bunun keyfiyle, bunun sevinciyle güzel bir şarkı söyle şimdi bize. Hangi şarkını söyleyeceksin? Efendim çok büyük hazırlık yapıyor. Herhalde süper bir şarkı söyleyecek. Hadi Özgür, yayındayız, karar ver. Müzik
yar yolunu kolladım. Beyaz mendil salladım, ona çiçek yolladım. Akasyalar açardım, ona çiçek yolladım. Akasyalar açardım. Yârim gelir yanıma, kanı kaynar kanıma. Yârim gelir yanıma, kanı kaynar kanıma. Neşe katar canıma, akasyalar açarken. Neşe katar canıma, akasyalar açarken. Yârim ben yüz yüze, otururuz diz dize. Yârim ben yüz yüze, otururuz diz dize. Sevişiriz göz göze, akasyalar açarken. Sevişiriz göz göze, akasyalar açar. En sonunda sevgili Özgür Şarman'a da bir şarkı söyletmenin keyfi ve neşesi içindeyiz. Bu keyfin, bu neşenin üzerine Zekai Tunca'nın Ut Taksimli bir şarkısı var. Onu dinlersek belki keyfimize daha çok bir keyif katarız. Hep birlikte bu şarkıyı dinliyoruz. Şarkıdan sonra yine fastımızda huzurlarınızda olacağız. 106.3 Radyo Tempo'dan ve Erdem'le Samir'e programından ayrılmayın efendim. Yakından gören dağlar dağlar, kurban olan yol ver geçem, sevdiğimi son bir olsun yakından gören. Kuşlar ötmez güller soldu, yüce dağlar duman oldu. Belli ki gittiğin yerden kara haber var. Belli ki gittiğin yerden kara haber var. Dağlar dağlar, geçem,
sevdiğimi son bir olsun yakından gören. Dağlar dağlar kurban olam yol ver geçem. Sevdiğimi son bir olsun yakından gören. Sevdiğimi son bir olsun yakından gören. Yavuz Okur Spor Eğitim Merkezi sporla birlikte sporcunun yanında. Yavuz Okur Spor Eğitim Merkezi'nden spora ilgi duyanlara bir hizmet daha. Her hafta 2 kişiye ücretsiz 1 aylık karate eğitimi, 1 kişiye ücretsiz 1 aylık step eğitimi. Radyo Tempo dinleyin, kazanın. Yavuz Okur Spor Eğitim Merkezi Anadolu Yakası'nın en modern spor salonunda, uzman hocalar nezaretinde karate, jimnastik, aerobik dersleri veriyor. Yavuz Okur Spor Eğitim Merkezi, Bağdat Caddesi Palmiye Sokak numara 19, Yüzevler Camii karşısı Maltepe'de. Telefonlar 352 62 45, 352 62 45. Yavuz Okur Spor Eğitim Merkezi. Buyurun. Alternatif lazım. Alo, ben yok kırtasiyeden arıyorum. Bir hafta önce verdiğim siparişler hala gelmedi. Şey efendim, bir saniye lütfen. Patron, yok kırtasiyeden arıyorum ben. Ne diyeyim? Ne bileyim, söyle bir şeyler. Araba bozuldu, siparişler yol çıktı falan filan atmış. Şey efendim, araba bozulmuş galiba. Yola çıkmış çünkü efendim. Yani biz... Anlaşıldı. Başka alternatif düşünmek lazım. Atak dağıtıma gelin. Başka alternatif aramayın. Atak Dağıtım, toptan kitap kırtasiyede alternatifsiz lider. Atak Dağıtım, toptan kitap kırtasiye. Bağdat Caddesi, No. 107/5, Maltepe, İstanbul. Telefonlar 0216 371 0949, 0216 441 39 33. Atak Dağıtım, toptan kitap kırtasiye. Şok fiyatlarla senin buluştuğu nokta Stand Giyim. Stand Giyim'de çocuk penyesi 150 bin, pot pantolon 990 bin, tişörtler, etekler, gömlekler, pantolonlar 595 bin. Bu fiyatlar Stand Giyim'de mi? Evet. Fiyatlar aklında kaldı mı? Evet. Çocuk penyesi 150 bin, kot pantolon 990 bin, tişörtler, etekler, gömlekler, pantolonlar 595 bin. Stand Giyim. Şok fiyatlarla kalitenin buluştuğu nokta. Thank you.
Evet, 106.3 Radyo Tempo'da Erdem'le Samir'i programımız. Efendim, minik bir ayrılıktan sonra yine huzurlarınızda bütün hızıyla, bütün keyfiyle, bütün neşesiyle ve bütün ama bütün heyecanıyla devam ediyor efendim be. Devam ediyor ve saatlerimiz 10 geçeye kadar, yani 15'i 10 geçinceye kadar da devam edeceğiz. Bir 10 dakika sevgili Selim'in programından çalacağız efendim. Onun affına mağduren söylemek durumundayım. Şimdi hangi şarkıdan girelim bu minik aralıktan sonra? Minik söyle aralıktan bir sonra bakar mısınız yani konuşmaya? Bu minik aralıktan sonra hangi şarkıyla yokluğumuzu unutturtalım? O 5-10 dakikalık o aradaki boşluğu unutturtalım yani. İnci Hanım siz mi söylüyorsunuz? Murat Bey siz mi söylüyorsunuz? İnci Hanım. Peki İnci Hanım. Hadi buyurun, mikrofon sizin. Serkan için okuyoruz. Serkan için, bizim DJ'imiz Serkan için. Hangi şarkıydı? Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini. Yani çocuğa bakar mısınız? Ne güzel şarkılar istiyor ya. Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini. Neden beni bırakıp terk edip gittiğini. Yolumuz ayrılsa da dost kalalım seninle. Yalan olan sevgimiz düşmesin el diline. Yolumuz ayrılsa da dost kalalım seninle. Yalan olan sevgimiz düşmesin el diline. Hiç kimse dolduramaz kalbimdeki yerini. Yok artık benim için senden başka sevgilim. Hiç kimse dolduramaz kalbimdeki yerini. Yok artık benim için senden başka sevgilim. Çekemez hep kıskanırlar bizi. Biliyorsun yıllarca çıkmaz iftira izi. Biliyorsun çekemez hep kıskanırlar bizi. Biliyorsun yıllarca çıkmaz iftira izi. Bırak gizli sırrımı İçimizde yaşasın. Bırak o güzel günler hatıralarda kalsın. Bırak gizli sırrımız içimizde yaşasın. Bırak o güzel günler hatıralarda kalsın. Hiç kimse dolduramaz kalbindeki yerini. Yok artık benim için senden başka sevgilim. Hiç kimse dolduramaz kalbimdeki yerini. Yok artık benim için senden başka sevgilim. İnci Hanım, ne kadar duyarak, ne kadar güzel söylediniz. Serkan'ın isteği olan bu şarkı ise onun adına teşekkür etmek istiyorum. Ben de sizlere teşekkür ediyorum. Şimdi sevgili dinleyiciler, geçen programda Münir Nurettin Selçuk hakkında bilgi okumuştum ve bugünkü programda okuyacaklarım şimdilik bu kadar demiştim. Belki devamını ne zaman okuyacak diyenler mutlaka ki vardır. Veya o programda hiç dinlememiştir. Bu programda şansına dinliyorsa bugünkü programı bir takım sanat müziğinden ve özellikle Münir Nurettin Selçuk hayranları, onlara ithafen daha önceki yazımı yarım bıraktığım yerden devamını okumak istiyorum. Münir Nurettin Selçuk hakkında bir bilgi tabii ki, bir sayfa boyunca beni dinleyeceksiniz şimdi. Efendim, en son şurada kalmıştım. En son kaldığım yerde söyleyeyim. Mızıkayı Humayun'a hanende, yani ses sanatçısı olarak girdi 1923'te.
Bir süre sonra Cumhuriyet'in ilan edilmesiyle aynı rütbeyle Riyaset-i Cumhur İncesas Heyeti'ne geçti demiştim en son. Şimdi devamını okumak istiyorum Münir Nurettin Selçuk hakkında. 1926'da bu görevinden ayrılarak İstanbul'a döndü. 1927'de Paris'e giderek şan, solfej ve piyano dersleri aldı. 1930'da sonradan ses ve dormen tiyatroları adını alarak alacak olan Fransız tiyatrosunda Meshud Cemil Ruşem Kam, Artaki Candan ve Nubal Tekyaydır eşliğinde ne güzel ya, batılı anlamlarda ilk konserini verdi. Ölümünden 10 yıl öncesine kadar yurt içinde ve yurt dışında bu tür konserlerini sürdürdü. 1942-1947 yılları arasında İstanbul Belediye Konservatuvarı icra heyetinde çalışan Münir Nurettin Selçuk bu dönemde klasik bestelerini plağa okudu. 1953'te aynı konservatuvarda icra heyeti şefi oldu. Bu kurumda üslup dersleri de verdi. İstanbul Radyosu'nda Türk müziği danışmanlığı ve öğretmenlik görevleri yaptı. 1976'dan ölümüne kadar sürdüreceği İstanbul Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı öğretim üyeliği görevine geldi. Çok parlak bir sesi, klasik üsluplarda zevkli bir okuyuş biçimi olan Münir Nurettin Selçuk'un 100 kadar bestesi vardır. Ayrıca Sadullah Ağa, Allah'ın Cenneti, Kahveci Güzeli gibi filmlerde hem oyuncu, müzik yönetmeni ve ses sanatçısı olarak çalışmıştır Münir Nurettin Selçuk. Efendim şimdi onun başlıca şarkılarını okumak istiyorum. Rast Nakış, beste Lenk Fahde. Tabii ki çok derinden, çok eski zamanlarda yazılmış yazılar. Bilmiyorum anlıyor musunuz? Tekrar etmek istiyorum. Rast Nakış, beste Lenk Fahde. Mehpareler elinde kalmış, şikeste gönlüm. Güfte Mustafa Nafiz Irmak. Ben anlayanlar için okumak istiyorum çünkü ben de pek anlamıyorum. Nihavend şarkı Sofyan. Gezerken yağmurda, rüzgarda, karda, güfte. M. Faik Ozansoy. Acaba bu M. kim olabilir? Efendim? M. Faik Ozansoy diyor. Mustafa mı Mehmet mi olur mu? Mehmet Faik Ozansoy'muş efendim. Uşak şarkı Düyek. Düyek ne demek? Usul demekmiş. Ben de öğreniyorum bu arada. Uşak şarkı Düyek, usul. Söyle sevgili söyle. Güfte Vecdi Bingöl'müş. Mahur şarkı, yani hareketli şarkı. Yürük Semai. Bir dakika, ne oldu efendim? İtiraz ettiniz. Yanlışlığın neresi? Yani mahur şarkı derken tabii ki makam olarak dinleyiciler anlıyorlardır. Yani hareketli değil de ona yakın. Azıcık da ona yakın demek. Nerede? Ha, mahur şarkı Yürük Semai. Aşıka Bağdat Sorulmaz. Ufukları aşar gider. Güfte Vecdi Bingöl'müş. Bu mahur şarkının güftecisi. Segah şarkı yine Düyek. Yani ne demekti Düyek? Unuttum. Usuldü. Yani. Tabii efendim bu arada yeni öğrendiğim için sizlerle beraber, yani siz de bir kısmınız bu düğenin ne olduğunu yeni öğrenmişsiniz. Ben de sizlerle birlikte öğrendiğim için zaman zaman unutabilirim. Rintlerin akşamı, dönülmez akşamın ufkundayız. Vakit çok geç. Güftesi Yahya Kemal Beyatlı'nınmış bu şarkında. Yani bu okuduğum şarkıların, yani Münir Nurettin Selçuk'un şarkılarıymış bunlar. Başlıca şarkılarıymış Münir Nurettin Selçuk'un. Böylelikle Münir Nurettin Selçuk hakkında bilgi isteyen, onun hakkında bir şeyler okusa da dinlesek diyenlere ithafen okuduğum bu bilgileri bitirdim. Münir Nurettin Selçuk hakkında bütün söyleyeceklerim bitti. Belki daha ileriki programlarda bulursam okumak istiyorum. Ne güzel konuşuyorum. Siz de bu arada bol bol dinleniyorsunuz. Şimdi artık sevgili Murat Poyraz, senden ben Zeki Müren'den bir şarkı isteyeceğim. Ama tabii ki Zeki Müren'in ne günahı var? Biraz da onun hakkında bilgi okuyayım yani. Belki merak edenler vardır. Efendim 1931 doğumluymuş Zeki Müren. Türk bestecisidir ve ses sanatçısıdır. Genç yaşta müziğe ilgi duyup Refik Persan ve Şerif İçi'den ders alan Zeki Müren, açılan bir sınavı kazanarak İstanbul Radyosu'nda çalışmaya başladı 1950 yılında. Güzel Sanatlar Akademisi desen bölümünü bitirip 1953 yılında ses sanatçılığını sürdürerek duru bir Türkçe ve kusursuz müzik üslubuyla okuduğu klasik Türk müziği yapıtlarıyla yakın dönemde yetişen en büyük Türk müziği yorumcusu olmuştur. Bakınız çok iyi dinlediniz efendim, burası çok önemli. 500'ü aşkın plak yapmasının yanı sıra 100'ü aşkın beste yaptı ve birçok filmde oynadı. 500'ü aşkın plak ya. Ne demek bu ya? Hangi sanatçının 500'ü aşkın plağı var ya? Helal olsun Zeki Müren sana. Helal olsun Zeki Müren sana. Senden ne kadar şarkı dinlesek azdır diyorum. Ve mikrofonu sevgili Murat Poyraz'a bırakıyorum. Bize Zeki Müren'in en güzel şarkılarından bir tanesini söyler misin? Tabii hemen. Bu arada efendim arkasından Selahattin Pınar ve Saadettin Kaynak hakkında da tabii onların da hakkını yemek yok. Okumadığım yeni bilgilerini onlar hakkında okumak istiyorum şarkıdan sonra.
faydası gönüldür anladım. Hiç ayrılamam derken savuşmak hayal oldu. Hiç ayrılamam derken kavuşmak hayal oldu. Çiçekleri hep soldu. Çiçekleri hep soldu. Hiç ayrılamam derken kavuşma hayal oldu. Hiç ayrılamam derken kavuşma hayal oldu. Özgürcüm eline sağlık, sağ ol. Murat Poyraz. Murat Poyraz, sana çok teşekkür ediyorum. Gerçekten teşekkür bizi ediyorum. Duygusallaştırdın şu güzel saatte. Ben efendim ben bir genç olarak böyle bir program yapmanın büyük bir mutluluğu içindeyim. Çünkü hem belki bu tür programın ihtiyacını hisseden büyüklerimize ithafen gittiği için onları mutlu etmenin mutluluğunu yaşıyorum. Hem aynı zamanda mesajlar iletmenin mutluluğunu yaşıyorum. Mesela biraz önce okuduğum Münir Nurettin Selçuk hakkında bilgileri ben bu programdan önce bilmiyordum. Ne zaman bu programı yapmaya başladım ondan sonra öğrendim. Hem kendimi de geliştirmiş oluyorum böylece, değil mi Muratçım? Değil mi İnci Hanım? Değil mi Özgür Şerman arkadaşım? Evet, şimdi madem böyle yine bilgiler şundan bundan bahsetmişken gelin kaldığımız yerden devam edelim. Selahattin Pınar hakkında biraz da bilgi verelim. Ondan sonra ya İnci Hanım sizden ya sevgili Murat Poyraz yine sizden Selahattin Pınar'ın bir şarkısını dinleyelim. Ben bu okuyacaklarımı okuduktan sonra. Siz tabii ki bu arada ben okurken düşünebilirsiniz. Efendim Selahattin Pınar hakkında elinde şöyle bilgiler var. Türk bestecisi. 1902-1960 yılları arasında yaşamış ki ben bunu daha önce söylemiştim. Selahattin Pınar'la Saadettin Kaynağ'ın yaşlarını belirtmiştim. Aradaki farklardan falan bahsetmiştim. Daha önceki programımı dinleyenler bileceklerdir. Fakat onlardan daha başka, daha farklı bilgiler var. Yalnızca doğum tarihi aynı tabii ki, o değişmiyor. İtalyan ticaret mektebindeki öğrenimini müzik uğruna yarım bıraktı. 12 yaşında ut öğrenmeye başladı. Sonra tamburu yeğledi. Üsküdar Musiki Cemiyeti'nin kurucularındandır. Bakınız efendim İstanbul'da bulunan Üsküdar Musiki Cemiyeti'nin kurucularından biri de Selahattin Pınar'mış. Bunu öğrenmiş olduk hep birlikte. Hiçbirisinden düzenli ders almamakla beraber Bestenigar Ziya Bey, Kaşıyarık Hüsamettin Bey, Kasım Uz, Ali Rıfat Çağatay gibi ünlülerden yararlandı. Genç yaşta hanende tamburi ve besteci olarak tanınmaya başladı. Ölümüne değin çeşitli gazinolarda çaldı ve söyledi. Dönemin en sevilen bestecilerindendir. Repertuarındaki 86 yapıtın 4'ü saz, geri kalanı şarkıdır. Ayrıca birçok film müziği de yazmıştır. Lirik ve içten anlatımlarıyla ayırt edilen şarkılarında son derece kişisel bir üslubu vardır. 20. yüzyıl bestecileri arasında Selahattin Pınar ölçüsünde özgün bir üslup geliştiren tek besteci Saadettin Kaynak'tır. Onun hakkında da biraz sonra bilgiler okuyacağım. Kendinden önce kullanılan motifleri ve melodileri yinelememek için özen göstermiş, bu yüzden müzikal söylemi akıcılığını yitirmiştir. Başlıca eserleri Yalancıdır Hep Aynalar, Sormadın Halimi Hiç, Bir Bahar Akşamı Rastladım Size, Hayal Deryasına, Ben Bazı Bazı, Ayrılık Yarı Ölmekmiş şarkılarıdır. Acaba ben senden ayrılık yarı ölmekmiş istesem söyler misin? Evet. Veyahut da İnci Hanım'dan. Şimdi sırayla sayacağım hangisini biliyorsanız artık. Bak şimdi ben okuyacağım. Bak okuyayım bir şarkıları. Yalancıdır hep aynalar. Sormadın hiç halimi.
Bir bahar akşamı onu söylemiştiniz. Bir bahar akşamı rastladım size. Hayal deryasına ben bazı ayrılık yarı ölmekmiş şarkılarıdır. Bana yumruklarınızı göstermeyin. Niye bilmiyorsunuz? Ne biçim fazla şarkıcılarsınız canım sizler? Peki ben hadi bakalım öyle olsun. Onu dinleyelim. Bu arada siz şarkınızı düşünürken Selahattin Pınar'ın bir de besteciliği varmış. Şimdi kaptırdık ya kendimizi. Mesaj vereceğiz de bir de onu okuyayım. Efendim Selahattin Pınar'ın besteciliği hakkında aynen şöyle yazıyor. Ben de sizlerle birlikte öğreniyorum şu anda. Gerçi bir iki göz gezdirmiştim ama şu anda daha böyle bastıra bastıra okuduğum için hem okuyorum hem öğrenmeye çalışıyorum. Bakınız iki iş birden yapıyorum. Selahattin Pınar'ın besteciliği, bestecilik alanında özgün yaratıcılığı olan Selahattin Pınar'ın ilk yapıtı Adliyeci Senihi Bey'in Mülkün Ne Yaman Şule-i İkbali Karardı dizesiyle başlayan şiirini besteleyerek yaptığı Kürdülü Hicazkar şarkıdır 1919 yılında. Bütün bestelerinde belirgin bir duygusallık, kendisine özgü bir üslup vardır. Sözlerle beste uyuşmasında kusursuz bir başarı sağlamıştır Selahattin Pınar. Ve Selahattin Pınar'ın 80'den fazla şarkı ve 4 saz eseri besteledi. Tekrar etmek istiyorum. Selahattin Pınar 80'den fazla şarkı ve 4 saz eseri besteledi. Bunların dışında birçok film şarkısı ve çalgı müziği de yaptı. Şarkılarının sözlerini edebiyat değerlerine göre titizlikle seçen Selahattin Pınar'ın şiirlerini bestelediği ozanlar arasında da Yahya Kemal Beyatlı, Yunus Emre de vardır. Bakınız ne kadar güzel ya. Demek ki Selahattin Pınar'ın şiirlerini besteleyen ozanlar arasında Yahya Kemal Beyatlı ve Yunus Emre gibi çok kıymetli, erişilmez şairler. Onları hakikaten övmek lazım böyle. Demek ki ben de bunu şimdi öğrenmiş oldum. Ciddi söylüyorum, şu anda öğrendim. Daha önce okudum ama böyle pek dikkatli okumadığım için öğrenmek kısmet nasip bugüneymiş diyorum. Şimdi arkadaşlar. Ya siz düşüne durun. Ben konsantre oldum ya efendim. Selahattin Pınar'ın demin yapıtlarından falan bahsetmiştim. Şimdi daha uzun bir şekilde yapıtlarını yazan bir başka bilgi buldum. Belki bunlar içinden size yardımcı olabilecek bir şarkı tutturabilirim. Bütün makamlarıyla birlikte okumak istiyorum. Hicaz şarkı, Curcuna. Curcuna usul demekmiş. Deminki düek gibi değil mi? Düekin yani bir benzeri. Hep birlikte öğrenmiş olduk. Curcuna. Anladım, sevmeyeceksin beni sen nazlı çiçek. Peki arkadaşlar, M nokta ne ırmağın diyor. Ne demek bu? Kim M nokta ne? Mustafa? Hadi bakalım, hem öğreniyoruz hep birlikte. Sınava girdik. Mustafa Nafiz Irmak olabilir. Mustafa Nafiz Irmak diyor. 1928 diyor yanında da. Kürdülü Hicazkar şarkı, Sengin Semai. Bu nedir arkadaşlar? Ağır semai yani. Vals demek. Oo ne güzel. O valsi biliyorsunuz, milletçe çok severiz. Bir gizli yalan söyle de aldat beni, kandır. M nokta Irmak'tı. Ne? O da Mustafa Nafiz'in. Mustafa Nafiz, biliyorum da unuttum ya, onun için 1930 yazıyor. Kürdülü Hicazkar şarkı, yine Curcuna makam usul. Gel gitme kadın ruhunu hicranına yakma. Barbaros oğlunun C nokta Barbaros oğlu. Hadi bakalım. Onu hatırlayanlar. Olabilir, bir sürü tabii ki insan. Yani Celal, Cemil. Emin olmadım. Yani tabii ki erkek doğru ismidir. C nokta Barbaros oğlunu 1930 yazıyor yanında. Yine Kürdülü Hicaz şarkı, Aksak. Ne demek aksak? Ağır usul yani. Ağır usul. Efendim ne kadar bilgisiniz, size çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bunları... Ben bunları hafızamın bir kenarına yerleştireceğim. Hep bunları ezberleyeceğim en kısa zamanda. Aksak. Evet, 9-8'lik Kürdülü Hicazkar şarkı, Aksak. Nereden sevdiğim o zalim kadını, bana zehretti hayatın tadını. Acaba bunu söyler misiniz diyorum şimdi. Söyleriz tabii. Çünkü ben bu şarkıyı geçen Selahattin Pınar'ın bestelerinin bulunduğu, onun bestelerini söyleyen şarkıcıların yer aldığı bir CD'yi. Efendim şimdi nereden sevdim o zalim kadını, bana zehretti hayatın tadını, Selahattin Pınar'ın bu güzel bestesini dinliyoruz demiştim. Çıkmıştı başka bir şarkı. Böylelikle bunu yerine getirmiş oluruz bu şarkıyı söylediğiniz zaman. Bu şarkı en sonunu dinlemiş oluruz yani. Nereden sevdim o zalim kadını? Bir dakika Özgürcüm. Y.Z. Ortaç. Evet, evet. Yusuf Ziya Ortaç. Yusuf Ziya Ortaç. Bunu da öğrendim. 1931. Rat şarkı, yine Curcuna makam usul. Yalnız benim ol, el yüzüne bakma, sakın sen. Münir Nafız mıydı bu? Mustafa Nafız. Efendim tabii insanlar öğrenme aşamasında tabii ki unutabilirler. Rica doğal ederim. Olarak. Ben de tabii yeni öğrendiğim için unutuyorum. Mustafa Nafız Irmak'ın, Nafiz. Değil mi? 1933 yılında. Ve son olarak Nihavend şarkı, Curcuna yine. Geçti ömrüm yine, hala ben bin dert ileyim. Vecdi neydi o? Bir dakika, bunu bulacağım bu sefer. V nokta Vecdi Bingöl değil mi? Evet. Vecdi evet. Bingöl'ün 1937 yılındaki şarkılarından Selahattin Pınar'ın derlediğimiz
yapıtlarını hem kısasını hem uzununu detaylarıyla okudum. Selahattin Pınar hakkında, Münir Nurettin Selçuk hakkında artık bilmiyoruz diyemezsiniz efendim eğer bu programı dinliyorsunuz. Uzun uzun okudum. Sırada Saadettin Kaynak var ki onu biraz sonra. Önce bir Selahattin Pınar'ın güzel bir şarkısını dinleyelim. Nereden sevdim o zalim kadını? Ne olur Muratçım ya. Hadi ya. Nereden sevdim o zalim kadını? Bana zehretti hayatın tadını. Efendim ondan sonra hep birlikte bir şarkı söyleyeceğiz. Güzel. Ne kadar deriden okudunuz. Size yine her zaman olduğu gibi yine bir teşekkür iletiyorum yani bu şarkıdan dolayı. Şimdi Selahattin Pınar'ın güzel bestesini dinledik. Saadettin Kaynak'ın ne günahı var? Bir de minicik böyle bir paragraf onun hakkında bir bilgi okuyayım. Arkasından da Saadettin Kaynak'ın bir şarkısını dinleyelim. Ama ondan önce siz biraz dinlenin tabii ki bu arada diye. Efendim hayatta muvaffak olmamız için, hayata muvaffak olmamız için gerek iş yerinde çalışırken gerek her ne olursa olsun hayatta muvaffak olmamız için yapmamız gereken 3 maddelik bir şey var. Eğer bu 3 maddeyi yerine getirirseniz ki ben zaten bütün dinleyenlerin bunu yaptığına eminim ama belki yardımcı olması açısından bir kerecik daha okumak istiyorum. Hayatta muvaffak olmuş bir kimse hatalarını unutur fakat onlara sebep olan şeyleri unutmaz. Bir şeyi ilk düşünen kimse olmayı istemez, ilk yapan kimse olmayı ister. Son olarak bugünün işini yarına bırakmanız. Evet bu 3 şeyi uyguladığınız takdirde hayatta muvaffak olmuş bir kimsesiniz demektir. Biliyorsunuz ülkemizin en açık sözlü ve en çok mesaj ileten ve bu arada da espri yapmadan duramayan tek programı olduğumuzdan dolayı böylelikle mesajlarımızı da taksit iletiyoruz sizlere. Şimdi hayatta muvaffak olabilmemiz için yapmamız gereken şeyi sıraladım. Tabii ki yine güzel sözlerimiz var ama ondan önce
Sevgili İnci Hanım, mikrofonu sana bırakıyorum. Geçen programda yaptığın gibi duyurunda bulun lütfen. Senin de reklamını eksik etmeyelim bu programda. Sizin ne günahınız var arayan dinleyicilerimizin? Mişmiş lastik miydi ne demişti? Unuttum. Yani mişler lastiği yaptık, Kamil Koç'u yaptık. Şimdi sıra sizde. Şimdi reklam amaçlı değil, arkadaşlara yardım amaçlı. Müzikseverle yardım amaçlı. Erdemciğim. Çok büyük ilgi gördü. Ben bahsetmiştim geçen pazartesi günü ben buradayım. Evet, pazartesi. Günleri de karıştırıyor. Olabilir canım. Pazartesi günkü programda bahsetmiştim. Güllü Menajerlik Müzik Organizasyon Bürosu'nu açtık. Müziksever, sanatsever arkadaşlarımıza, sanatçı olmak isteyen arkadaşlarımıza yardım amaçlı. Artı eğlence yerlerine program koyma amaçlı bir çalışmamız var. Ben telefon numarasını tekrar ediyorum. Çok büyük ilgi gördü. Ben o gün programı bitirip büroya döndükten sonra birçok telefon aldım. Tekrar ediyorum. 414-3911. Güllü Menajerlik Müzik Organizasyonu. Telefon numarasını tekrar ediyorum. 414-3911. Müziğe ilgi duyan, sahneye çıkıp program yapmak isteyen, artı yani bu sanat dalının içine hepsi giriyor bizim çalışmamızın içine. Bahsetmiştim. Dans giriyor, pop giriyor. Sadece Türk müziği amaçlı değil çalışmalarımız. Bizi arayabilirler. Sahneye çıkmak istiyorlarsa biz onlara iş bulma imkanımız olabiliyor. Artı eğlence yerlerine program koyuyoruz. Eğlence yeri sahipleri de bizi arayabilirler, program isteyebilirler. 414-3911 tekrar ediyorum. İnci Hanım aman ne kadar uzattınız. Artık tabii ki bir 50-100 milyon almak lazım size. Ama o kadar solistimizi yapıyorsunuz şimdi ne demek yani. Aslında biz size borçluyuz. Şimdi böylelikle insanlarımıza sanata şarkı söylemeye ihtiyaç duyan, şarkı söylemeyi seven, bunu değerlendirmek isteyenler de iş imkanını tanımış oluyorsunuz bu duyurunuzda. Onlara da yardımcı oluyoruz. Ne güzel. Bol bol mesaj veriyoruz. Herkese yardım ediyoruz bu programda. Şimdi yine bir sohbet gerçekleştirelim. Çünkü artık yavaş yavaş 5 dakika sonra programı bitireceğiz. Şimdi size şey soracağım. Neredeydi o buldum. Efendim bir şey kusur yaratmazmış. Kusurları göz önüne çıkartmış. Acaba bu ne olabilir? Soru. 25 puanlık Erdem Gençtürk sorusu. Efendim kusur ne kusur yaratmaz? Kusurları göz önüne çıkarır. Çok güzel bir güzel söz. Çok güzel bir güzel söz. Tekrar söylüyorum. Bak son kez. Ne kusur yaratmaz? Kusurları göz önüne çıkarır. Söyleyen de Seneca. Duygu. Sen Duygu dedin. Siz İnci Hanım. Hadi at kafadan. Salla yavrum. Sezen Aksu'nun şarkısı var ya. Hep sen bana salla diyorsun. Nereden? Ben bunu tutarım. Hiç sevmiyorum. Bak ne kusur yaratmaz? Kusurları göz önüne çıkarır. Hadi Özgür. Sevgi. Sevgi diyorsun. Sen sevgili Özgür Şarman. Özgür Şarman Duygu diyor. Murat Poyraz ne demiştin? Özgür Şarman Duygu, Murat Poyraz Duygu. Sevgili İnci Güler hanımefendi de. Ergül efendim. Efendim Ergül. Ne bir kere oldu programın sonunda bir tane yaptık yani programın hatamız. Programın espri olayı. Neyse esprimiz olsun hadi bakalım. Siz sevgi dediniz. Bilemediniz efendim. Sarhoşluk, tekrar ediyorum, sarhoşluk kusur yaratmaz. Kusurları göz önüne çıkarır. Böylelikle bu sohbetten sonra yerine getirip bu sözümü de söylemiş oldum. Tekrar edeyim. Sarhoşluk kusur yaratmaz. Kusurları göz önüne çıkarır. Seneca söylemiş. Ne güzel. Şimdi güzel, evet anlamlı. Saadettin Kaynak'tan bir şarkı dinleyeceğiz. Kısa bir şarkı olsun ki sinema aklamış arkadaşımızın programına da fazla girmeyelim. Yani zaten 6 dakikasına yakın bir süresini çaldık. Efendim. Ay kusura bakmayın. Burada Özgür Şarman arkadaşıma baktım. Zannettik ki şarkı söyleteceğim ona. Kaçıyordu. Onu yakalayayım derken düşüyordum az kalsın. Programımızın eğlencesi oldu. Saadettin Kaynak'tan bir ufak bir bilgi okuyayım. Arkasında onun kısa bir şarkısını söyleyip programı bitirelim artık. Çünkü sevgili Sinem sabırsızlanıyor programa girmek için. Efendim Saadettin Kaynak Türk bestecisidir. Küçük yaşta ilahi okuma dersleriyle müziğe başlayan, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitiren Saadettin Kaynak camilerde baş imamlık ve hatiplik yaptı. 1926'da profesyonel besteciliğe başlayıp çok sayıda fantezi şarkı, türkü ve Alabanda Revüsü'nün Türk müziği parçalarını besteledi. Alabanda Revüsü'nün Türk müziği parçalarını bestelemiş, öğrenmiş olduk. Bundan kısa bir şarkı dinleyelim sevgili Murat. Ondan sonra da programı bitirelim ve sineme devredelim artık. Çünkü onun programına istekte bulunan, onun programına mesajlar yazdıran çoğu dinleyici sabırsızlıkla o programı da bekliyor olabilirler yani. Kimsenin hakkını yememek lazım. Tamam ufak bir şey olsun. Ondan sonra kapanışımızı yapacağız artık. Gönlüm seher yer.
Arabaya taş koydum, divanım arabaya taş koydum. Ben bu yola baş koydum, divanım ben bu yola baş koydum. Seni gelecekti diye, divanım seni gelecekti diye. Dünyanımı boş koydum, divanım sayanını boş koydum. Kekliğim ufak 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 bas, aç kollarım sar boynuma, ister öldür ister as. Aç kollarım sar boynuma, ister öldür ister as. Civanım Beyoğlu'nun kızları, civanım Beyoğlu'nun kızları. İşvali'den gülsü güzel, ay canım İşvali'den gülsü güzel. Kekliğim akma ufak 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 bas, aç kollarım sar boynuma, ister öldür ister. Evet sevgili Murat Poyraz, sevgili İnci Güler hanımefendi ve sevgili kanuncumuz Özgür Şarman. Tabii ki bu arada Murat Poyraz aynı zamanda UD'miz. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bize acısıyla, tatlısıyla, belki kimi zaman hatalarımız da olmuşsa affola, çok güzel bir iki saat yaşattınız. Sizlere çok teşekkür ediyorum.
İnşallah önümüzdeki hafta en geç yine bugün sizleri burada aramızda, hatta sevgili Adnan Güllü darbe kotörcümüzü de aramızı almak kaydıyla ki belki daha önceki bir gün de onu getirtebilirim buraya. Çünkü bugün sözü vardı. Çok acil bir işinden dolayı gelemedi. Evet. Onu da getireceğiz bir dahaki programda. İnşallah. Sizleri tekrar tekrar çok güzel saatler yaşattığınız için teşekkür ediyorum. Benim de ufak da olmuş olsa bir katkım varsa buna ne mutlu bana diyorum. Bu arada sevgili arkadaşımız Sinem'in bir 10 dakikasını çaldığım için ondan ve onun programına istek ve mesaj yazdıran dinleyicilerimizden özür dilemek istiyorum. Biraz sonra, yaklaşık 2 dakika sonra program ondadır diyorum. Ve ondan önce Murat Poyraz bir şey söyleyeceksin. Ha, hareketli bir şarkı diyor. Hemen 2 dakikalık bir kapanış şarkısı çalalım diyor. Peki, son olarak efendim. Eğer hata yaparsanız ve yaptığınız hata sizin değerinizi düşürdüğüne inanıp umutsuzluğa ve mutsuzluğa kapılırsanız sakın üzülüp kendinizi yerden yere vurmayın. Çünkü hata başarının anahtarıdır. Ama bu da demek değil ki hep hata yapın. Ve para daha fazla dost kazandırmaz. Fakat hiç olmazsa düşmanlarımızın kalitesini yükseltirmiş. Ne kadar enteresan. Bak bir oradan oraya bağlantı kurdum. Madem program bitiyor, mesaj ileten bir program ya, son mesajımı vermek için söylüyorum. Para daha fazla dost kazandırmaz. Fakat hiç olmazsa düşmanlarımızın kalitesini yükseltirmiş. Efendim yarın 13-15 saat arasında görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Konuklu her programımızda telefonlarınızı bekliyoruz efendim. Thank you.